Herkese merhabalar. Basit makinelerde yeni nesil sorular nasıl çözülüyor biliyor musunuz? Hocam cevap anadana bakarak. Hayır yeni nesil soruların bir çözüm taktiği var. Biliyoruz ki yeni nesil fen sorularında biliyoruz deneyler soruluyor. Yani fen kısmında güncel yaşamdan gerçek yaşamdan deneylerin inanılmaz sorulduğunu görüyoruz. Son 3-4 senedir hep aynı şekilde Milliyetin Bakanlığı deneylere yüklendi. Biz de o yüzden deneylerdeki bağımlı değişken, bağımsız değişken, kontrol edilen değişken Bunlar acayip önemli. Eğer bunları bilirsek Sınavlarda çıkan böyle kıl sorularda bir kere bir sıfır önde başlıyor. Oh. Aynı zamanda kalıp cümleler var. Makara ve ip ağırlıklarıyla ile sürtünmeler önemsenmeyecektir gibi gibi. Ha. İşte e, maddeler özdeş ağırlıklar özdeş. Özdeş çok geçiyor, ha, hocam, Bunlar bilmiyorum. bunların hepsi aslında kalıplar tamam mı? Bu e, basit makineler konusunda genellikle makara ve ip ağırlıkları ile sürtünmeler önemsenmeyecektir şeklinde kalıplar konuyor. İnsanlar bu soruları gördüğü zaman bunları bunu acaba nedir diye kafa karıştırıyorlar. O yüzden. ...kafamız karışmayacak... ...karışmayacak pozisyona getirmemiz gerekiyor. Nasıl peki? Bunların kalıp olduğunu... ...bunların zaten her cümlede kullanıldığını... Ha, zaten biliyor olacağım. Ha, bunu bildiğin zaman kafanı karıştıracak bütün etkileri... ...göz ardı etmiş oluyoruz. Aynı zamanda ünitede geçen bilmemiz gereken kavramlar var. Kuvvet kazancı kaybı, kuvvet kaybı... ...yol kazancı kaybı vesaire... ...bunlar gerçekten çok kritik. İşte zaten yeni nesil soruların nasıl çözüldüğünü... ...sana deneyler üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi makaralarda kuvvet kazancıyla alakalı genellikle bir deney sorarsa adam şunu yapar Tonguç Eren Bey. Bir örnek deney veriyor mesela. Birinci aşama, ikinci aşama görebiliyorsun. Burada dikkat ettiysen burada ortası duvara bağlanmış bir sabit makaradan bahsediyoruz. Ortası duvara bağlanmayan bir hareketli makara var. Şimdi diyor ki F1 kuvveti, F2 kuvveti böyle iki tane yükü depoya çıkarmak istiyoruz. Bak deneyin aşamalarını yazacak adam sana sınavda. Birinci aşama diyecek ağırlığı önemsem yan makara duvara duvara sabitlenir demiş. Tamam eyvallah makara duvara sabitlenmiş. Ondan sonra yük bir metre yüksekliğe depoya bırakıyor. O zaman buradan bir metre yükseğe çıkıyor. Ama ikinci aşama diyor ki aynı makaranın bağlı şeklini değiştirirsek diyor yükü depoya çıkartalım diyor efi kuvvetiyle. Şimdi burada farklı olan şeyini hemen bizim anlayabilmemiz gerekiyor. Bu ikisine farklı olan şey ne aslında Tom İlhan Bey? Bağımsız değişkendir. Bak şunu unutma. Farklı olan şey... Farkı fark et. Aynen. Farklı olan şey aslında bağımsız değişken. Nedir farklı? Bak sabit makara, hareketli makara. Makara cinsi farklı olan şey. Peki ölçtüğümüz şey ne aslında? Burada dikkat ettiysen Tonguç'um burada daha basit çıkar. Burada daha zor çıkartırız, burada daha basit çıkartırız. Çünkü bu hareketli makaradır. İşte kuvvet kazancı fark, ölçtül, ölçülen şeydir diyebiliriz ölçülen yani dikkat edilen sonuçta çıkan şey de aslında e, bizim için bağımlı değişken. Peki kontrol edilen değişken ne Tonguç İkisinde de aynı olan zımbırtı. Nedir? Dinamometrelerin cinsi, yükün miktarı, ipin ve e, makaraların ağırlığı ve benzeri bütün hepsi de aynı olan şeydir. Yani iki deneyde de aynı olan şey de kontrol edilen değişkenler. Bu kavramlar sınavda çok çıkar. Yüzde yüz. bağımsız, bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkeni bilmek zorundayız sonuç Erdem Bey. Mesela bir tane model soru yapalım ...senle. Yapalım Demiş ki özdeş yükler kullanarak makaralı kuvvet kalan yeri aşağıdaki eskinlikler Özdeş gene var. geldi işte. Özdeş ne demek biliyor musun? Bak özdeş çok çıkar Tonguç Erdem sorularda da çok sorulur. Özdeş aynı demek aslında. Birbirleriyle aynı özelliklere sahip. Özdeş yükler o zaman aynı ağırlıktalar bunlar. Ee, gibi. Bunun için yük mak bir yük makaraya bağlanarak etkinliğe başlanacak ve her bir basamak için verilen talimatlar uygulanacaktır. Ee, buna göre demiş etkinlikle ilgili aşağıdaki hangi süre demiş bak. Yükür, yükür makara ile dengeye tutmuş. Tamam burada. Burada dikkat etsen sabit makaramız var. Sonra ikinci basamak sisteme makara eklemiş. Bu sabit makara dikkat etsen. E, bu da duvara bağlı olduğu için ortası sabit makara. Sonra da sisteme makara eklemiş. Bu sabit makara, bu sabit makara, bu hareket. Vay bu da sabit makara. Allah Allah ortası duvara bağlı. Yere bağlı, duvara bağlı fark etmez. Sabit bir yere bağlı. O zaman bu da sabit makara tomuç Dolayısıyla diyorum ki buradaki F3, F2, F1 ne diyor adam? Birinci basamakta kuvvetten kazanç elde edilmiştir. Bak burada farklı olan şey söyler misin bana Tomuş Bağımsız değişkeni. Bağımsız değişken burada makara sayısı değil mi Allah'ın? Evet. Tarafından. Süper. Bağımlı değişken ölçtüğümüz şey ne olabilir? Bak kuvvetlerin e, ...miktarı veya kuvvet kazancı diyebiliriz değil mi? Evet. Hocam. Aynı olan şey ne? Üçünde de yük var Tomukçuğum. O da kontrol edilen değişkenler. Bu da aklına küp, e, kulağına küp olsun. Birinci zamanda kuvvetten kazanç elde edilmiştir. Kuvvetten kazanç, sabit makarada var mıydı? Yoktu. Hayır öyle bir şey yok. İkinci zamanda ikinci işten kazanç elde edilmiştir. İşten, e, enerjiden kazanç veya kayıp asla ve asla olmaz diyoruz. Bu çok önemli bir kural. Üçüncü uzamakta enerjiden kadar böyle bir şey asla Her üç durumda uygulan eşittir. Bu da doğru. Çünkü bu doğru. Neden diyeceksin? Çünkü sabit bakanada kuvvet kılancı yok. Yük ne kadarsa, yük ne kadarsa yani bu yük mesela yüzse bu da yüz olmak zorunda. Bu yüzse bu da yüz olmak. Bu yüzse bu da yüz olmak. Çünkü sabit makarada kuvvet kazanan kazanç yok demiştim. Geldik palangalarda kuvvete. Palanga ne demekti Tonguç Eren Bey? Zincir böyle şey suçların ayakları... Hayır o pranga oldu. saçmalama. Aynen. Yani sabit hareketli makaralar bir araya getirilirken palanga oluştu. Mesela bu sabit makara dikkat ettiysen. Bu ortası duvara bağlı olmadığı için hareketli makara. Bak bir palanga oluştu. Bu sabit makara ortası duvara bağlı. Bu ortası duvara bağlı değil bu da hareketli makara. Bak palanga oluştu. Şimdi sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsenmediği palangalara, e, palangalarda özdeş yükler bir metre. de aynı kütlede, aynı ağırlıkta, aynı özellikte yükler demekte bir metre yukarı çıkılıyor. Bak dikkat edelim. İkisinde de farklı olan şey ne Allah'ını seversen ipin bağlanış şekli değil mi? Bu yukarı doğru çekiyor, bu aşağı doğru çekiyor. Böyle garip grup bir şeyler var burada. Burada ise farklı olan şey bağımlı değişken olacak. Yani dikkat edin ölçtüğümüz şey tomuş herhalde benim yükleri hangi kuvvetlerle kaldırdığımız yani kuvvet kazancı. Ku kontrol edilen değişkene baktığımız zaman e, burada aynı olan şeye baktığımız zaman yüklerin ağırlıkları aynı. Çünkü ikisinde de aynı yük var. İp ve makara ağırlığı, iplerin ve makaraların ağırlığı ikisinde de aynı makara var. Bu da aynı. ...işte bunlar da kontrol edilen değişkene. Deney sorularında bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor ki gerçekten sonuca ulaşabilirim diyoruz. Destek ortalar, mesela kaldıraçlara bakalım. Kaldıraçlarda bilmemiz gereken deney sorularında Karşımıza şöyle bir şey gelebilir Tonguç'um. Şöyle bir e, yukarıda şey çizdik. Sonra buradan bağlamışız. O noktası demişiz. Buraya büyük bağlamışız. Buraya da e, şey koymuşuz bak. F kuvveti. Var. Buna dil basar diyoruz Tonguç'um. Böyle delikler var üzerinde. Biz bu deliklere istediğimiz şeyleri bağlıyoruz. Evet tebrik ediyoruz. E, deneyin aşamalarına baktığınızda. <laughs> bak. Eşit bölmen demiş bir dil basar. E, sıfır nokta veya o noktası üzerinde dönmektedir. Tamam ya böyle böyle dönebiliyor. Ee, daha sonra yükü asalım. Yükü dengede tutmak için önce K sonra L noktasından kuvvet uygulayalım demiş. İlk başta bu arada sonra buradan kuvvet uygulamaya başlıyorsun. Tamam eyvallah. Demiş ki farklı olan şey ne Allah'ını seversen ikisinin de bir böyle bir buradan yapıyorsun ya. İkisinde farklı olan şey Tonguş hemen sana söylemek istiyorum. Kuvvet kolunun uzunluğu bak. Burada kuvvet kolu bu kadar. Burada kuvvet kolu bu kadar. Kuvvet kolu değişiyor o zaman. Peki neyi ölçüyoruz aslında biz? Yine kuvvet kazancı ölçüyoruz. Burada mı kuvvet kazancı daha fazla? Burada mı kuvvet kazancı daha fazla? Tabii ki daha hangisinde daha fazla sonuçlar? Tabii ki de L'dekinde sonra. kuvvet kazancı L'de. e, daha fazladır. Neden diyeceksin Tonguç'um? Çünkü kuvvet kolu büyüdükçe kuvvet kolu, kuvvet kazancı daha fazla olur unutmayalım. Kontrol eden değişken ise ikisinin aynı yük, aynı e, ip, aynı dil basar var. Bunlar da kontrollen değişken değildir mesela bir tane bordobeli soru. Gerçekten yeni nesil, yeni nesil beceri temelli dediğimiz sorulardan. Hadi bakalım yapa, yapmaya çalışalım. Bir öğrenci katlanabilir cetveli silgi üzerinde hareket ettirerek oyuncak kutusunu kaldırmak istemiştir. Tamam iyi ol. Oyuncak kutusu var. Buradan silgi, cetvel üzerinde hareket ediyor. Tamam. Eee Fakat başaramamıştır. Allah Allah. Ö öğrenci deney düzenek üzerinde yaptığı değişiklik ile kutuyu kaldırabilmesi için daha az kuvvet uygulaması gerektiğini fark etmiştir elde ettiği sonuçları şekildeki grafikte göstermiştir. Buna göre öğrenci kaldı ölçülerini hangisini yapmış demiş. Bak, bak dikkat et kuvvet kolu arttıkça yani bu tarafa doğru gittikçe kuvvet azalıyor. Ve ben diyor ki daha az kuvvetle kaldırmaya çalışayım ki kaldırabileyim bu e, zıkkım şey diyor. Dolayısıyla silgiyi L noktasına yerleştirip. Ha, silgiyi L noktasına yer. Tekrar kuvvet uygularsa şimdi silgiyi buraya yerleştirirsek Tonguç. Ha silgiyi buraya alt, denge noktasına buraya yerleştirirsek. Bir kere bak kuvvet kolumuz bu kadardı eskiden. Şimdi kuvvet kolumuz ne olacak? Bu kadar olacak. Oo, o zaman burada böyle bir şey yapabilir gerçekten de. Hani bunu yaparsa silgiyi destek noktasını yani buraya alırsa kuvvet kolu artıyor. Bu olabilir. Kutuyu L noktasına yerleştirip tekrar kuvvet uygulama. Kutuyu alıp buraya getirirse Tonguç'um yük kol azalır. Yük kol azalırsa o zaman kuvvet kazancı azalırdı. O yüzden böyle bir şey kaldıramaz bu. Yanlış olur. Yani bizim amacımız şey ne biliyor musun? Kuvvet kazancını arttırmak. Kuvvet kazancını arttıracağız. Peki ya. Bunu arttırabilmek için kuvvet kolu e, e, artmalı ve yük kolu Tomuç benim burada da azalmalı dememiz gerekiyor. E, o zaman diyorum ki e, buradan he, hangisi yapmıştır? Kutuyu kaldırmak için daha az kuvvet uygulaması gerektiğini fark etmiştir. Daha az kutuyu L noktasına yerleştirip tekrar kuvvet uygulama. Ee, kutuyu L noktasına yerleştirirse yük kolunu azaltmış oluyor. Ee, bu da olabilir, bu da olabilir pardon özür dilerim, bunda bu da olabilir diyoruz. Ee, kuvvet kolumu hemen bakalım. Diyoruz ki kutuyu K noktasına yerleştirip tekrar kuvvet uygulama. Kutuyu K noktasına yerleştirirse yük kolunu arttırdığı için daha fazla kuvvet uygular. Bu yanlış olmaz. Silgiyi M noktasına yerleştirip tekrar kuvvet uygulama. Silgiyi M noktasına yerleştirirse kuvvet kolu azalır. Bu da olmaz. Şunu bir daha tekrar edelim. Kutuyu L noktasına yerleştirip kutuyu L noktasına yerleştirip e, tekrar kuvvet uygulama. Kutuyu bu tarafa taşırsa o zaman kuvvet uygularsa Tonguç Eradan benim. E, yük kol azalacağı için kuvvet kazancı artar. Daha az kuvvet uygular. Bu doğru bir ifade aslında. Bu doğru bir ifade aslında. O yüzden burada bir değişiklik yapıyorum. Bu bu sorunun cevabında hemen arkadaşlara söylüyorum. Bu söylenenlere göre iki cevabı var. A ve B diyoruz. Burada ikisi de olabilir diyoruz. Ve geçtik. Yük ortada kaldı arkadaşlar da kuvvet kazancına bakalım. Örnek deney bakalım hemen. Bir tane e, ceviz kıracağı görebiliyor musun Tonguç Eren? Görebiliyorum hocam. Ceviz kıracağını bir buraya koyuyorsun bir de buraya koyuyorsun. Şimdi derin aşamaya ben bakalım. Ben cevizi genellikle dişimle kırıyorum ama dişimle kırıyorum. Ama Allah korusun dişine kırılır. Özdeş ceviz kıracaklarına aynı ağırlıktaki cevizlerin bulundukları yerler verilmiştir. Tam ev ola bir burada bir burada. Aynı noktalardan kuvvet uygulanıyor. Hmm şuradan kuvvet uygulanıyor en uçtan. Şimdi bağımsız değişken farklı olan şey ne burada? Aslında yükü koyduğumuz yer. Yani biz burada Yük koluna, yük koluna, kaldıraç için yük koluna e, bağımsız eşken diyebiliriz. Nasıl bir e, aslında kaldıraç bu? Burada destek var. En uçta destek var gördüğün gibi. Şurası. Şuradan kuvvet uyguluyorsun Tomuç benim, benim Şuradan kuvvet uyguluyorsun. E, yük de burada ceviz. Bu da ceviz burada. Şimdi dikkat ettiysen Tomuç'um sen bu cevizi... ...ya buraya koyuyorsun ya buraya koyuyorsun. İkisinde de farklı olan şey ne? Yük kolu. Dolayısıyla yük kolu bağımsız değişken. Bağımlı değişkene baktığımız zaman kuvvet kazancı tabii ki. Buradaki kuvvet kazancı mı daha fazla? Buradaki kuvvet kazancı mı daha fazla? Buradaki kuvvet kazancı daha fazla oluyor. Çünkü yük kolu daha da az olduğu için. Peki kontrol eden değişkene baktığımız zaman... ...yükün ağırlığı kuvvet... E, ...yükün ağırlığı hepsinde aynı gördüğün gibi. Yani ikisinde aynı ceviz var. Ve kuvvet kolu e, değil... E, ...kuvvet kolu değişmiyor. Kuvvet kolu buradan buraya burada da buradan buraya, burada da buradan buraya değişmiyor diyebiliriz. Bu da kontrol edilen değişken diyebiliriz. Geldik bir tane daha burada bir soruya bakalım hemen seninle beraber. Bir öğrenci eşit bölümlendirilmiş çubuğu gösterildiği gibi kuvvet uygulayarak kitaplarla dolu çantasını kaldırmaya çalışmıştır. Tamam eyvallah. Ancak çantayı kaldırmayı başaramamıştır. He. Buna göre öğrenci hangilerini tek başına yaparsa çantayı kaldırmayı başarır demiş. Çubuk ağırlığı önemsiz. Tamam eyvallah. Bu zaten verilen bir kalıptır sorularda. Şimdi dikkat edin. Destek noktasına yakın olan L noktasından kuvvet uygulanırsa. Şimdi sen kuvveti buradan uygularsan bir kere kuvvet kolunu bayağı azaltıyorsun. Şimdi amacımız şu. Kuvvet kazancını ne yapmak Tonguç Ölendim benim? Arttırmak değil mi? Bunu yapmak için ne yapıyorduk? Kuvvet kolunu arttırıyorduk. Veya yük kolunu Tonguç Ölendim benim azaltıyorduk. Bu tabloyu lütfen bil. Dolayısıyla ben... Ee, eğer kuvveti buraya getirirsem kuvvet kolunu azaltmış oluyorum. Çünkü destek noktası böyle. Bak burası kuvvet kolu oluyor. Halbuki bu kadardı kuvvet kolu. Azaltınca kuvvet kazancı da azalır. O yüzden bu yanlış olur. Çantayı L noktasına yaklaştırırsa. Şimdi yük kolunu o zaman buraya getir. Yükü, yük kolu bu, kadar oldu. Yani iki taneydi bir taneye düştü. Yük kolu azaldı. O zaman kuvvet kazancı artar. O zaman bu olabilir. Bravo diyorum sana. Kaldırıcın destek noktasını L noktasına yaklaştırmak. O zaman sen bunu buraya getirirsen destek noktasını. O zaman bak yük kolun azaldı, e, kuvvet kolun da azaldı. Şimdi burada e, burada şöyle düşünelim. Yük kolun ikiydi bire düştü. Hmm. İkiydi bire düştü. Kuvvet kolun dörttü üçe düştü. Dörttü 3'e düştü. Burada iki kat bir artış var. Burada tam iki kat azalış yok. Görebiliyor musun? Bak burada iki kat azalış var. Burada iki kat azalış yok. Yani aslında e, bu da azaldı, bu da azaldı. Ee, yük kolunu azalttık, kuvvet kazancımız arttı. Kuvvet kolunu azalttık, kuvvet kazancımız azaldı. Ama buradaki artış daha fazla çünkü iki kat buradaki azalış daha azdır. Dolayısıyla diyorum ki sana Tonguç Erhan Bey, buradaki mantıkta bizim bunu doğru kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü iki kat e, bir, bir nokta on beş katı yener. Yani bizdeki kuvvet kazancı artışı olacaktır, daha fazla olacaktır diyoruz. O yüzden cevabımızın bir ve pardon iki ve üç olduğunu söyleyebiliriz. Ceyhan. Zor ya. bir soruydu gerçekten. Kuvvet ortada kaldıraçlara. Ee, kuvvet kazancına bakarsak da kuvvet oluyor. Bak burada maşa mesela, cımbız mesela bunların hepsi kuvvet ortada kaldı. Burası destek noktası. Burada da yük var değil mi? Burada da yük var. Burada kuvvet, burada da destek noktası. Derin baktığımız zaman özdeş maşalara aynı ağırlıkta küp şekerler aynı, aynı noktaya bırakılıyor demiş. Farklı noktalardan kuvvetler uygulanıyor demiş. Tamam eyvallah. Dikkat edelim. Bağımlı değişken, bağımsız değişken, kontrol edilen değişken. Şimdi bağımlı değişkene baktığımız zaman Kuvvet kazancı bağımlı değişkendir. Ee, neden Çünkü her zaman kuvvet kazancıyla ölçmeye çalışıyoruz. Ba İçsine farklı olan şey ne aslında Bak aynı aralıkta küp şekerler aynı noktaya bırakılıyor, farklı noktadan kuvvetler uygulanıyor. Bir ortadan bir de uçtan uygulanmış dikkatliysen o zaman kuvvet kolu burada aslında farklı olan şeydir. Farklı olan şey bağımsız değişken atıyorsan Kuvvet kolu burada bu kadar burada bu kadarcık çok az oluyor. Kontrol edilen değişken ikisinin aynı şey ne? Yükün ağırlığı. İkisinin özdeş maşaları aynı ağırlıkta küp şekerler demiş. O zaman yükün ağırlığı da özdeş e, pardon, e, şeydir. E, kontrol edilen değişkenler. Hatta bir tane daha söyleyeyim sana. E, özdeş maşaları dediğine göre yük kolu da kontrol edilen değişkendi Çünkü bak burada da bu kadar, burada da bu kadar aynı e, uzunlukta diyebiliriz. Peki geldik senle e, ilk düzlemde kuvvet kazancına. E, i̇lk düzlemde ise Deney sorunları çok çıkıyor gerçekten de. İşte bir böyle bir kaldırıyorsun, bir böyle götürüyorsun. Şimdi şekilde kitaplar üstte dizilir ve sonra H yüksekliğine oyuncak arabalar farklı uzunlukta cetveller üzerine, üzerinde çekiliyor demiş. Ha Bir böyle çekiyorsun, bir böyle çekiyorsun. Bu ikisinde farklı olan şey eğik düzlemin boyudur aslında dikkat ettiysen. Bak dikkat etsen. Burada L'ye kadar, burada da 2 iki kadar. İkisinde de e, ölçtüğümüz şey her zaman gibi kuvvet kazancı. Hangisi daha rahat çıkartırım onu ölçmeye çalışıyorum. Kontrol eden değişkene baktığımız zamansa e, burada dikkat edelim. Oyuncak arabalar aynı aynı yükte olmak zorunda ki mesela P yükü P yükü bunlar birbiriyle sadece şu uzunluğun farkını ölçebilirim. Yani sadece e, eğit düzemin boyunun etkisini ölçmek için bunların da aynı olması şartı var. Bu da önemli bir kural. Peki geldik hemen bir tane soru. Bir öğrenci tabloda verilen malzemeleri kullanarak hazırladığı üzere de Eğ düzemin yüksekliğinin kuvvet kazancını değiştirip değişmedi araştıracaktır. Demek ki bak dikkat, eğ düzemin yüksekliğine bakıyor. Eğ düzemin yüksekliği burasıydı hatırlıyorsan. Bir de neresi vardı? Ekdüzemin boyu vardı. Buna da L diyorduk. Bu arttıkça, bu arttıkça kuvvet kazancı artar. Bu arttıkça kuvvet kazancı azalır. Bunu unutmayın. Tonguçcu. O zaman bakalım. Öğrenci verilen malzemelerle iki düzeneyi hazırlayıp karşılaştıracaktır. Kazanan düzeneklerden İyi ki aşağıdaki gibidir demiş. Hemen bakalım. L Leozunda bir cetvel. E, H yüksekliğinde bir araba var. İki adet özdeş oyuncak araba. Üç adet özdeş tuğla. İç içe geçebilen e, özdeş bambu çubuklar demiş. Tamam eyvallah. Sonra demiş ki ikinci düzene aşağı yukarı hangisi olmadı demiş. bununla neyi karşılaştırıyorsun adamı yani? Ben bununla bunu karşılaştırsam sonuç öyle benim. Bak burası da hey yüksekliğinde. Evet. Şey. O zaman ben yüksekliğin kuvvet kazancı etkisini araştırabilir miyim Tonguç Aram'ı? Evet araştırabilirsin Patladın. Hocam. O zaman ikisi de yüksekliği aynı evladım. Yüksek, yüksekliğin kuvvet kazancının etkisini araştırabilmek için benim bağımsız değişkenimin yükseklik olması gerekiyor. Bağımlı değişkenimin kuvvet kazancı olması gerekiyor. Ve kontrol edilen değişkenimin de tabii ki yük olması gerekiyor. Dolayısıyla bu ikisinin yüksekliği aynı. Bu patladı, bu şık elendi. Buna bakalım. Bu iki... Wow, bunun yüksekliği farklı. Bu ikiye yüksekliğine dikkat etsen bu olabilir. Buna bakalım. Bu da ikiye yüksekliğinde. Bu da olabilir. Sonra buna bakalım. E, bu H yüksekliğinde olmaz bu diyoruz. Neden? Çünkü aynı yüksekliği karşılaştıramayız yüksekliğin etkisini. Bu ikisinden peki hangisi seçeceğim? Bunu mu seçeceğim? Bunu mu seçeceğim Tomuş Erhan Bey? Tabii ki de soldakini. Evet doğru söyledin. Çünkü diğer her şeyin aynı olması gerekiyor. Me mesela eğik düzlemin boyunun aynı olması gerekiyor. Yani L uzunluğunun aynı olması gerekiyor ki sadece yüksekliği karşılaştırabilirim. Bak burada yükseklik L uzunluğunda, L uzunluğunda. Ama hler farklı. O yüzden sadece bu farklı olduğu zaman ancak onun ölçümünü yapabiliyorum. Bu da sınavlarda yüzde yüz sorulan bir şeydir. Yani sen bir şeyin etkisini araştırıyorsan sadece onu değiştireceksin. Bağımsız değişken sadece değişendir. Yani tek değişen olmalı. Sadece değişen olmalı. Bu da çok önemli bir kuraldır. Gel yani çıkrıkta kuvvet kazanıyor baktığımız zaman. Çıkrıkta mesela bir kıyma makinesi var Tonguç'um. Burada R uzunluğunda bir çıkrık kolu var. Burada 2 R uzunluğunda bir çıkrık kolu var. Ben buradan çevirdiğim zaman daha zor çevirirken buradan çevirdiğim zaman daha rahat çeviririm. Ama bu tabii bu daha uzun sürer. Elle çalışan kıyma makinesi farklı uzunlukta kuvvet kolu kullanmıştı. Tamam ya İkisinden farklı olan şey de Kuvvetin uygulandığı kolun yarı çapı yani çıkrık kolu diyoruz buna biz. Ee, bu 2 R bu R. Kuvvet kazancı ikisine farklı olacak. Bunun kuvvet kazancı daha fazla çıkacak mesela. Kontrol eden değişkene baktığımız zaman ikisine aynı olan şey ikisinin içindeki kıyma miktarıdır diyebiliriz sonuçta. Hemen burada belli bir soru çözüm sen hemen ben. Taşımacılıkta iş kolaylığı sağlayan pek çok basit makine kullanılmaktadır. Tamam eyvallah. Bir işçi özde şükleri şekillerdeki farklı basit makinelerle bir metre yukarıya çıkarmak istiyor. Tamam eyvallah. Buna göre depo işçisinin kullandığı düzenekler ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi doğru demiş. Hemen bakalım. Şimdi burada ilk düzenle çıkarmak istiyor. Burada çıkrıkla çıkarmak istiyor. Rampayı kullanırken uyguladığı kuvvet F1 daha büyük olduğu için fiziksel anlamda daha çok iş yapmıştır. Ee, hayır. Böyle bir şey yok. İş kazancı, iş, iş kaybı falan filan yoktu. Dolayısıyla ikisi de aynı işi yapıyor. Bu yükü buradan buraya çıkartıyor. Bir metre yükseğe çıkartıyor. O zaman daha fazla, daha az iş yapmıştır yok. İkisi de yaptığı iş Yerdeki bir yükü buraya çıkarmak. Bitti bu kadar. Bir metre yük yükseğe çıkarmak. E, i̇şçi birinci durumda daha az kuvvetli yükü taşımak için daha uzun rampa kullanmalıdır. Daha az bir kuvvet kullanmak için daha uzun bir rampada mesela şöyle bir rampada gerçekten de daha yatay gider. Daha yataya yakın gittiği için bu doğru da diyebiliriz. Peki hemen bakalım. E, İçişi ikinci durumda kuvvet kalıncını arttırmak için daha kısa çıkrık kolu kullanmalıdır. Kuvvet kazancını arttırmak için daha uzun çıkrık kolu kullanmak olmak zorunda. Çünkü çıkrık kolu arttıkça, bunu hemen yazayım. Çıkrık kolu arttıkça kuvvet kazancı artar unutmayalım Tomucuğum. İşçi işi yaparken harcadığı enerjiyi azaltmak için daha kısa rampa... Enerjiyi değiştiremez arkadaşımız. Kusura bakmasın ama iş ve enerjiyi değiştirmeye çalışan bir arkadaşımız vardı. Hatırlıyor musun Tomucuğum? Evet, Neydi hocam. o arkadaşımızın adı? E, ...Supi. Hayır, Kuru Kafa Necmi... Kuru Kafa necmi, Kuru Kafa Necmi... ...iş ve enerjiyi değiştirebilirim. O ne olur Onlardan kazanç olabilir. Böyle onların. bir şey söyledi. Kuru Kafa Necmi de... ...gerçekten de bu şekilde... E, ...çok kötü bir e, şeyi boyladı. Mevlüt e, var hocam, katılacak mısınız? Evet, kırkı var gerçekten yakında. Dişi çarklar ve kastak nasıl çalışıyor? zaman Burada genel olarak hangi yönde... ...gittiklerini bilsek çok iyi olur. Eş merkezlilerde... ...dışarıdaki bu yönde dönse... ...içerideki de bu yönde döner. E, kaslaklarla aynı şekilde. Dışarıdaki ile... ...içerideki aynı yönde döner. Ve... ...bu e, mesela... ...on tur döndüyse bu da 10 tur dönmek zorunda. Bu on tursa bu da on tur dönmek zorunda. Ama farklı merkezlerde... ...dişlerde zıt yönde... ...dönüyorlar Tonguç Eren Bey. Ka e, ve şunu unutmayalım. Bu 10 tur döndüyse bu bu küçük olup 10 turda bu da 5 tur döner çünkü büyükler daha az döner küçüklere göre unutmayalım Tonguç'um ve buna bazen çıkrık bağlanmış da olabiliyor çünkü burada çıkrık kolun etkisinde unutmayalım bu sisteme de çıkrık diyoruz ee, mesela bisikletteki pedal gibi aynı zamanda kasnaklarda ise iki türlü bağlama var bir böyle bağlama var şöyle düz bağlama var bir de çapraz bağlama var çapraz bağlamada zıt dönüyorlar. Düz bağlamada aynı yönlü dönüyorlar. Unutmayalım Tonguç Erhan Bey. Tabi büyük alan daha az, küçük alan daha fazla döner. Ama bu istisnadır unutmayalım. Buradaki eş merkezlerde aynı sayıda dönmesini Hocam ben nasıl çalışacağım? Nereden çalışacağım? Ee, evet o, zaten çalışan kaynakları biliyorsun. O zaman şimdi ödülü sorumuzu yapın, yorumları yollayın. Hadi bakalım.